Sen Malazgirt'i fethettin, Muş'un Malazgirt'ini aldın da orada kaldın mı? İstanbul'a kadar geldin. Hristiyan enayi mi? O da devam edecek. Ne yani? Seni zayıf buldukça, senin silahın olmadıkça, senin fabrikan olmadıkça, senin devletin ve hükümetin olmadıkça devam edecek. Bugün koskoca Cumhuriyet Devleti Saraybosna'ya müdahale edemiyor. Neyse Birleşmiş Milletler kafirleri bir karar aldı oraya. Birleşmiş Milletler müşterek asker gönderiyor. Hele şükür dedik ya tamam. Bu arada Müslüman Türk askerleri de Bosna'ya gider dedik. Derhal Butros Gali adındaki Firavunoğlu Firavun bu. Birleşmiş Milletler Sekreteri karar aldı, teşvik etti. Ve Türk askerini Bosna'ya sokmayız dediler. Şu anda katiyen Türk askeri Saraybosna'ya alınmıyor. Niye? Ahmet Mehmet bunlar ne olur ne olmaz diyor. Bunlar Müslüman ya. Bunlar bizim ecdadımızı kesti. Bunlar bizim babalarımızı öldürdüler. Biz nasıl bunları buraya sokalım? Resmen Birleşmiş Milletler karar aldı. Türk askerine Bosna yasak. Hepiniz okudunuz dün gazetelerde. Bu kadar açık adamlar açıkça ortaya çıkmışlar yani. Hristiyan ve Müslüman savaşı. Ama Müslümanlar hazırlıksız. Müslümanlar huzursuz. Müslümanı hem içeriden hem dışarıdan korkunç tahrik ve tahrip ediyorlar. Şu terör nedir? Bakın, Erzincan-Kemah arasında 250 otobüs soyuldu 4 gün evvel. 250 otobüs soyuldu. Hiç kimse kurtulamadı. Kadınların kollarındaki bilezikleri dahi var, soymuş almışlar. Ve o bölgenin sorumlu karakol komutanı Assubay'ı da 5 kurşunla delikleşik ettiler. Ne devlet var ne hükümet var. 250 otobüs. Düşünebiliyor musunuz Müslümanlar? Bir avuç eşkıya çıkıyor, bütün otobüsleri, resmi araçları yakmışlar. Tam 28 araç yakmışlar. Siyah plakalı resmi arabaysa hepsini yakıyorlar. Hemen ellerinde gaz bidonu var, benzin, tak 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 yakıyor, anlayın. Evet, ayakta kalan kardeşlerimiz oldu. Nasıl? Ne muazzam olacak. Hasret ediyoruz ama hasretimiz uslata ulaşmıyor. İyice sıklaştıralım. Hiç boş kalmasın, boşluk kalmasın inşallah. Ne olacak peki? Şimdi muazzam bir tuzak var. Müslümanlara kurulmuş bir tuzak var. Bir taraftan Rusya çökmüş, bir sürü Müslüman ortada kalmış. Komünist Rusya çöktükten sonra şu anda babadan dededen Müslüman olan, hani kitaptan sünnetten demiyorum, Rusya'daki Müslümanların hiçbirisi kitap bilmiyor. Ne Kazakistan, ne Tacikistan, ne Kırgızistan, ne efendim Türkmenistan. Hiçbirisi Kur'an, sünnet duymamış 70 yıldır. İslam'ı kaynaklardan değil, babadan dededen gelen bir zincirle İslam'a devam etmiş. Başka bir şey yok. Rusya çökünce bu adamlar ortada kaldı. Ne yapmaları lazım bu? Kazakistan, demin dediğim efendim Özbekistan. Buradaki Müslümanlar ne yapacaklar? Düşündüler. Bir devlet lazım. Komünist devlet çöktü. Hepsi devletsiz kaldı. Nasıl bir devlet kuralım diye oturup düşünmeye başladılar. Amerika dehşet ortaya çıktı. Çünkü bu adamlar komünist devletten sonra hangi devleti kurmaları lazım çare olarak? İslam devleti. Çünkü komünistlikten sonra kapitalistlikliğe tekrar geri dönemezlerdi. Sosyalizme, sosyalizm çöktü, komünizm çöktü. Ki bu adamlar Rus ihtilali kapitalizme karşı yapılmıştı. Kapitalizmden kaçarken komünizme tutuldular. Şimdi komünizmden sonra tekrar kapitalizme dönebilirler mi? Dönemezler. Dönmeleri mümkün değil. Tek çareleri İslam'a dönmekti. İslam devletine dönmekti. Tam bu noktada Amerika
ortaya çıktı ve Türkiye'yi kullanmak suretiyle bunların dine, dini devlete dönmesini engellemeye çalıştı. Onlara sahip çıkacağımız an geldi. Tarihin en büyük fırsatı doğdu Türk milletine. Tarihin en büyük, şu anda 120 milyon Türk var Asya'da. 120 milyon. 60 milyon da Türkiye'de var. Toplarsanız ne yapar? 180 milyon. 20 milyon kadar da Balkanlarda, Kafkaslarda toplarsanız 200 milyonluk Müslüman Türk alemi var. Bunlar birleşmesin diye, Türkiye'de bunların başını çekmesin diye Amerika durmadan terörü ve anarşi kışkırtıyor. Vurun, yollarını kesin, otobüslerini soyun, bankaları bombalayın, her tarafı ateşe veriyorlar. Türkiye kendi başını kaşıyamasın da başkasının başına bakamasın. Ya, vallahi oyun budur. Kendi derdine düşsün de Asya'daki Müslüman Türklerle ilgilenemesin. Hakikaten de öyle. Daha yakında geldim ben Elazığ'dan. Güneş battıktan sonra Elazığ'dan öteye kimse cesaret edip gidemiyor. Yol kapalı. Giden bir otobüs olursa önü kesiliyor. Hemen silahlı eşkıya. İçinizde asker kimlikli, polis kimlikli kim varsa ayağa kalksın, bizi uğraştırmasın diyorlar. Kalkıyor asker olanlar, polis olanlar. Hemen aşağıya indirip kurşunla, hepsini kurşuna dizip devam ediyorlar. Hiç kimse bir şey diyemiyor. Ekinleri yakıyorlar. Gözümle gördüm, bütün Çermik tarafındaki bütün ekinleri, binlerce dönüm buğday ekin tamamını yaktılar. Bir tek jandarma yaklaşamadı. Hükümetten sorumlu olan zat, Türkiye'nin her tarafına gidebilirsiniz, bütün yollar açıktır diyor. Vallahi yalan söylüyor. Hiç mümkün değil, ben oradan geliyorum. Korkunç. Bu nedir? Dışarıdan müthiş bir tahrik var. Türk milleti bu terörle, anarşiyle, belayla uğraşsın, Bosna'yı göremesin. Özbekistan'ın imdadına koşamasın, kendi kanıyla uğraşsın, başkasıyla uğraşamasın. Tam bir plan, görüyor musunuz efendiler? Tam bir tuzak. Şimdi birisinin yangınını söndürmeye gidersen, senin eteğin tutuşursa gidebilir misin? Senin eteğini tutuşturuyor, sen o yangınla uğraşırken öbür yangına giremiyorsun. Oyun böyle oynanıyor. Adamlar müthiş oynuyorlar yani. Terörün ve anarşinin arkasında Allah'ı şahit tutuyorum Amerika var. Avrupa var. Kiliseler Birliği var. Hristiyanlar Birliği var. Birleşmiş Milletler var. Bunu eğer anlamıyorsa politikacılar, hiçbir şey söylemeye hakları yok. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler söz birliği ederek لِرُسُولِهِمْ peygamberlerine diyorlardı ki sizi çıkartacağız bölgemizden. Yahut da bizim dinimize tam döneceksiniz. Ey Müslümanlar, camilerin tepesine haçları takmadıkça, boynunuza boğazınıza haçları takmadıkça Hristiyanların sizi rahat bırakması mümkün değildir diyor Hazreti Kur'an. Bunu Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Bizim milletimize, bizim dinimize, bizim kilisemize, bizim papamıza, bizim patrikimize bağlı geri dönmezseniz sizi bu ülkeden çıkaracağız diyorlar. Hadi bakalım. Açıkça hadise budur. Bunun demokrasiyle alakası yoktur. Demokrasi yalandır ve hiledir. İşte Cezayir'de bunu Avrupa ispatladı mı, ispatlamadı mı? Cezayir'de hepiniz biliyorsunuz seçim yapıldı. Siyasi bir parti Cezayir'deki mevcut kanunlara göre siyasi bir parti kuruluyor. İslami Selamet Partisi. Seçimlere giriyor. 100 milletvekilini 85'ini aldı. Hemen başta Amerika, hemen arkasından Fransa ayaklanıp da yo bu olmaz. Bu olmaz. Sandıktan Müslümanlar çıkamaz. Hristiyanlara uygun bir kadro çıkarsa kabul ederiz, İslam'a uygun çıkarsa kabul etmeyiz demediler mi? Hemen orduyu tahrik etmediler mi? Ordu iş başına geçti ve bu İslami Selamet Partisi'nin bütün elemanlarını tıktı hapse, 3000 kişiyi öldürdü.
3000 kişi öldürmüştür. Junta. Hani demokrasi vardı? Hani seçim vardı? Bu adamlar resmen açıkça bütün dünyanın göz önüne seçim yaptılar. Demokratik usullerle çalıştılar. Partiyle çalıştılar. Yeraltı teşkilatı değildi, illegal değildi, herkesin bildiği bir hareketti, normal seçime gidildi. Vay efendim seçimden Müslümanlar çıktı ya, o sakallı adamlar seçimi kazandı. Vurun Müslümanlara, hepsini vurdular. Demek ki Avrupa'nın nazarında demokrasi bir hiledir. Yani sen demokrat, efendim demokrasi var, işte söz hürriyeti var, insan hakları var, vallahi yalan. Açık ispatlandı bunlar ya, Cenab-ı Hak gösteriyor bütün bunları. İnsan hakları. Hani İzmir senesi tam aklımda değil, geçen yıllardan hangisiydi bilmiyorum, hepiniz duymuşsunuzdur. İzmir'de İzmir Belediyesi başıboş dolaşan köpeklerden 3 tanesini öldürttü bekçilere. Sokakta köpek öldürür. Derhal Avrupa'da hayvan haklarını korumakla görevli insan hakları ayaklandılar. Ta olayı incelemek için İzmir'e kadar geldiler. Yazık bu hayvanlara diye ayaklandılar. Köpeklerin hayatıyla uğraştığını söyleyen bu Avrupa, efendim 300 bin Müslüman doğranmış Bosna'da kimse ayağa kalkmıyor. Bu bir hile değil midir? İnsan hakları. Tam bir hile. Müslümanlar anlarsa bu hileyi, bu tuzağı, demokrasiyi, insan hakları laflarını anlarsa kurtulmaya işaret vardır. Anlamazsa ne demokrasiyi dinleyecek adamlar, ne insan haklarını, ne efendim NATO, ne AGİK, ne Birleşmiş Milletler, hepsi İslam'ın düşmanları olduklarını resmen dünyada ispat ettiler. Hiç ispat etmeye gerek yok. Açıkça meydandadır. Bu noktada ne yapmak lazım? Müslümanlar kendilerini ehli küfrün dışında, Hristiyanların, Yahudilerin dışında ayrı bir Müslüman millet olduğunu kabul edecek. Onların hilelerini, tuzaklarını anlayacak, onların gittiği yoldan gitmek mümkün değildir diyecek, toptan inşallah günü gelince olacak bir referanduma gidecekler. Referandum ne demek? Oylama, halk oylaması. Ey Müslümanlar! Allah'ın nizamı olan İslam nizamına mı dönmek istiyorsunuz, yoksa hile rejimi olan demokraside mi kalmak istiyorsunuz diye bir referandum yapılırsa Müslüman o zaman varlığı ortaya koyacak. Başka çare kalmamıştır. Yoksa kesinlikle olayları önlemek mümkün değildir. Terörün ve anarşinin arkasında korkunç güçler var, başta Amerika var. Bunu anlamamak mümkün değil. Bu cepheyi iyi sağlama almadan, bu noktayı kavramadan Türkiye'de hiçbir siyaset bu akan kanı durduramaz. Çünkü nereden geldiği bilinmesi lazım. Nereden kaynaklandığı bilinmesi lazım. O halde bizim yapacağımız şey nedir? Cenab-ı Hak onu da Mü'min suresinin 14. ayetinde haber ver. Okuyayım, keseyim dersi. فَدْعُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Bakınız. Ey Müslümanlar! فَدْعُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ Halis ve muhlis olarak, samimi olarak Allah'ın dinine dönün. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirlerin hoşuna gitmese, zoruna gitse bile. Demek ki Müslümanların gayreti, Müslümanların çalışması, Müslümanların uyanması kafirlerin hoşuna gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmiyor. Ve la yukerihel kafirun. Ayet bunu söylüyor. Kafirlerin hoşuna gitmese de, tabii hoşuna gitmez adamların İslam uyanması. İmam Hatip talebelerinin çoğalması vallahi hoşlarına gitmiyor. İmam Hatip okulunu bitiren yavrularımızın üniversiteye girmesi çokların uykusunu kaçırdı. Rahatını kaçırdı. Eyvah! İmam Hatip'ten mezun olan bu çocuklar üniversiteyi bitirir de savcı olursa, hakim olursa, kaymakam olursa, umum müdür olursa biz ne yapalım?